Sevgili öğrencilerimiz merhaba. Dersimiz Türkçe, konu sıfatlar. Çocuklar, sıfatlara ön at diyoruz aynı zamanda. Çünkü bu konuyu daha önce işlemiştik, hatırlayacaksınız. Bir sözcüğün sıfat olabilmesi için mutlaka bir adın, yani bir ismin önüne gelmesi gerekiyor. Bu nedenle sıfatlara ön at da diyoruz. İsimlerin önüne gelerek onları çeşitli yönlerden niteleyen veya belirten sözcüklere sıfat ya da ön at diyoruz. Akıllı öğrenciyi her öğretmen sever. Bakın, öğrenci isim çocuklar. İsmin önüne gelmiş akıllı sözcüğü ve ismi niteleyen bir sözcük durumunda. Yani öğrencinin bir özelliğini bildiriyor. Öğrencinin akıllı olduğunu bildiriyor. Bu nedenle akıllı sözcüğü sıfattır. 10 kişi buraya doğru geliyor cümlesinde. Kişi sözcüğü isimdir çocuklar. O kişi isminin önüne gelen 10 da bu ismin sayısını bildiren, belirten bir sıfat durumundadır. Bazı olaylara hiç dayanamıyorum cümlesinde. Olaylar sözcüğü isimdir. İsmin önüne gelen bazı sözcüğü de yine onu belirten, olaylar ismini belirten bir sıfat durumundadır. Bu sefer pazardan nasıl elbise aldın? Bir soru cümlesi, bakın, fark etmez. Elbise isim. İsmin önüne gelen nasıl sözcüğü de ismi soru yoluyla belirten bir sıfat durumundadır. Bana şu kitabı verir misin cümlesinde ise kitap sözcüğü isimdir çocuklar. İsmin önüne gelen şu sözcüğü de onu işaret eden bir sıfat durumundadır. Sıfatların özellikleri. Bir sözcüğün sıfat olabilmesi için mutlaka bir isminden önce gelmesi gerekir. Bunu her zaman söylüyorum. İyi insanlara her zaman rastlanmıyor cümlesinde. İnsanlar sözcüğü isimdir. İsmin önüne gelen iyi sözcüğü de sıfattır. Sıfatların ikinci çok önemli özelliği ise sıfatların çekim eki almamasıdır çocuklar. Sıfatlar çekim eki alamaz. Aldıkları vakit cümlede ya zamir ya da isim durumuna geçerler. Şimdi örneklerimize bakalım. Temiz öğrenciler ödül alacak cümlesinde. Bakınız, öğrenciler isim. İsmin önüne gelen temiz sözcüğü sıfattır. Hemen arkasındaki cümleye bakalım. Temizler ödül alacak. Ne oldu? Bir önceki cümledeki öğrenciler ismi çıkarıldı ve temiz, az önce temiz sözcüğü sıfattı. Şimdi bu sıfata ler eki, çekim eki getirildi. Yani artık temizler sözcüğü sıfat değil, isimdir çocuklar. Bazı insanlar çok çalışkandır cümlesinde. İnsanlar isim. İnsanlar isminin önüne gelen bazı sözcüğü sıfattır. Bir sonraki cümlede ise bakın, bazıları çok çalışkandır diyor. Yani ne olmuş? İnsanlar ismi cümleden çıkmış ve bazı sözcüğüne çekim ekleri getirilmiş. Böylelikle bazıları sözcüğü artık sıfat değil, zamirdir çocuklar. Üçüncü önemli özellik, sıfat ile isim arasına herhangi bir noktalama işareti gelemeyecek olmasıdır. Gelirsek kelimenin türü yine değişir. Kelime isim ya da zamir olur. Şimdi bakalım cümlemize. Yaşlı insanlara yardım etti. Eğer cümlede virgül olmasaydı, yaşlı insanlara yardım etti şeklinde okurduk cümleyi ve insanlar isminin önüne gelen yaşlı sözcüğü sıfat olurdu. Ama bakın, yaşlı ile insanlar, yani sıfat ve isim arasına virgül girmiş. Artık yaşlı insanlara yardım etti. Yani yaşlı dediğimiz kişi farklı bir insan olarak anlatılıyor. Bu nedenle yaşlı sözcüğü artık sıfat değil, isim durumundadır. O çocuğa yardım etti. Eğer cümle şöyle olsaydı, o çocuğa yardım etti şeklinde okusaydık, yani arada virgül olmasaydı, o sözcüğü çocuk isminin önüne gelen bir sıfat olacaktı. Ama bu durumda, yani o ve çocuk isminin arasında virgül olduğu için, o dediğimiz kişi farklı bir kişidir. Yani orada çocuktan bahsetmiyoruz. Böylelikle o sözcüğü sıfat değil, zamirdir çocuklar. Sıfatlar iki ana gruba ayrılır. Niteleme sıfatları ve belirtme sıfatları olarak. Belirtme sıfatları da kendi içinde dörde ayrılıyor çocuklar. İşaret sıfatları, sayı sıfatları, belge sıfatlar ve soru sıfatları olarak. Önce niteleme sıfatlarını görelim. Niteleme sıfatları, isimlerin önüne gelerek varlıkların durumunu, biçimini ve rengini bildiren sıfatlardır. Ve isme sorulan nasıl sorusuyla bulduğumuz sıfatlardır bunlar çocuklar. Güzel insanlar, insanlar isim. Bakın, insanlar isminin önüne gelen güzel sözcüğü.
Sıfat. Nereden anlıyoruz? İnsanlar ismini nasıl sorusunu soruyoruz. Nasıl insanlar? Güzel. Demek ki güzel bir niteleme sıfatıdır. Siyah elbise. Elbise isim. Nasıl sorusunu soruyoruz. Nasıl elbise? Siyah bir niteleme sıfatıdır. Çalışkan öğrenciler. Öğrenciler isim. İsme nasıl sorusunu soruyoruz. Nasıl öğrenciler? Çalışkan. Çalışkan niteleme sıfatıdır. Eğri direk. Direk isim. Nasıl sorusunu soralım isme. Nasıl direk? Eğri bir niteleme sıfatıdır. Güzel, durum bildiren bir niteleme sıfatıdır. Siyah, renk bildiren bir niteleme sıfatıdır. Çalışkan, durum bildiren bir niteleme sıfatıdır. Eğri, biçim bildiren, yani şekil özelliğini bildiren bir niteleme sıfatıdır çocuklar. Hızlı mı hızlı araba? Araba isim. Nasıl sorusunu soruyoruz isme? Nasıl araba? Hızlı mı hızlı? Hızlı mı hızlı? Durum bildiren bir niteleme sıfatıdır. Gördüğünüz gibi sıfatlar tek kelimeden oluşacak diye bir kural yok. Sıfatlar bir sözcük bir şeklinde de olabilir. Tatlı kurabiye. Kurabiye isim. Nasıl sorusunu soralım isme. Nasıl kurabiye? Tatlı. Durum bildiren bir niteleme sıfatıdır. Gülen gözler. Gözler isim. Nasıl gözler? Gülen. Durum bildiren bir niteleme sıfatıdır. Yuvarlak fincan. Fincan isim. Nasıl fincan? Yuvarlak. Yuvarlak. Şekil yani biçim bildiren bir niteleme sıfatıdır. Şimdi bir sorumuz var sırada. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi bir varlığı nitelemiştir diye soruyor. Hemen altı çizili sözcüklere bakıyoruz. Temelli kaldı. Şimdi ben neye bakıyorum çocuklar? Altı çizili sözcük bir isimden önce gelmiş mi gelmemiş mi ve onu niteleyip belirtmiş mi belirtmemiş mi ona bakıyorum öncelikle. Temelli kaldı. Temelli sözcüğün altı çizili. Ama kalmak sözcüğü bakın. Mekmak, masfek alabilen sözcükler fiildi hatırlayın. Kalmak sözcüğü bir fiildir, isim değildir. O yüzden temelli sözcüğü sıfat olamaz. B'ye bakalım. Tamamen çocuklarına bıraktı diyor bakın burada. Tamamen sözcüğün altı çizili. Bakıyorum çocuklar isim. Ama burada tamamen sözcüğü cümlenin anlamına dikkat edin. Çocuklar ismini niteleyip belirtmiyor. Aslında bırakmak eylemini niteliyor. Yani şirketin yönetimini tamamen bıraktı demek istiyor. Nasıl bıraktı? Tamamen. Bakın burada bırakmak fiilini nitelediği için tamamen sözcüğünü yine sıfat olarak kabul edemiyoruz. Sürekli sözcüğünün altı çizili C seçeneğinde ama gelip gitmek bakın yine fiil. Bu nedenle sürekli sözcüğünü sıfat olarak kabul edemeyiz. D seçeneğinde ise güller sözcüğü isim. Güller sözcüğün önüne gelen kırmızı sözcüğün altı çizili. Hemen deneyelim. Nasıl sorusunu soralım güller ismine. Nasıl güller? Kırmızı. Evet. Kırmızı niteleme sıfatıdır. Doğru cevap D seçeneğidir. Şimdi belirtme sıfatlarına geçiyoruz. Belirtme sıfatları hatırlayalım. Kendi içinde dörde ayrılıyordu. İşaret sıfatları, sayı sıfatları, soru sıfatları ve belge sıfatları olarak. Birincisi işaret sıfatları. Varlıkların yerini işaret yoluyla belirten sıfatlardır. Bunlara gösterme sıfatları da denir. Belli başlı işaret sıfatlarımız bu, şu, o, öteki, beriki, diğer, öbür, ileriki, buradaki, şuradaki, oradaki, ötedeki. Hatta ismin bulunma haleki almış sözcüklerden sonra gelen ki ekiyle yapılan sözcükler de işaret sıfatıdır. Yani yerdeki, ağaçtaki, evdeki, okuldaki gibi sözcükler de çocuklar işaret sıfatıdır. İşaret sıfatlarını bulmak için hemen arkasından gelen isimlere hangi sorusunu sormamız gerekir? Bu konuyu bir türlü anlayamadım cümlesinde. Bakın konu isim. Hangi konu? Bu işaret sıfatıdır. Öteki yolu denersen soruyu çözebilirsin. Yol isim. Hangi sorusunu soruyoruz? Hangi yol? Öteki işaret sıfatıdır. Beriki evde kim oturuyor cümlesinde ev sözcüğü isimdir. Hemen ismi hangi sorusunu soruyoruz? Hangi ev? Beriki. Beriki işaret sıfatıdır. Beni şu kata çıkarabilir misin cümlesinde kat isimdir. İsmi hangi sorusunu soruyoruz? Hangi kat? Şu işaret sıfatıdır. İleriki yaşlarda bu hastalık görülebilir. Cümlesinde yaş, yaşlar isimdir. Hangi yaşlar? İleriki sözcüğü işaret sıfatıdır. Diğer cümlelerde şöyle. O sıraya ben oturacağım. Sıra isim. Hangi sorusunu soruyoruz? Hangi sıra? O işaret sıfatıdır.
Öbür araba daha güzel cümlesinde araba isim hangi sorusunu soralım? İsme araba hangi araba diye soruyoruz. Öbür işaret sıfatıdır. Burada önemli bir notumuz var çocuklar. İşaret sıfatları işaret zamirleriyle birbirine karıştırılabilir. Neye dikkat etmemiz gerekiyor? Kesinlikle bir sözcüğün işaret sıfatı olması için isim çekimeki almaması gerekiyor ve mutlaka bir isimden önce gelmesi gerekiyor. Buna dikkat edeceğiz çocuklar. Bu çantayı buradan kaldır. Bakın çanta isim. Hangi çanta? Bu işaret sıfatı. Bir diğer cümlede durum değişmiş artık. Bakın az önceki cümlede çanta ismi bu cümleden çıkmış. Üstelik bu sözcüğüne bir de belirtme hali eki gelmiş bakın yani bir isim çekim eki gelmiş. Bunu buradan kaldır diyor. Burada artık bir isim yok bakın dikkat edin. Ve çekim eki de aldığı için bunu sözcüğü buna işaret zamir diyoruz. Diğer örneğimiz şöyle. O kitaptan bende de var. Bakınız kitap isim. Hangi sorusunu soralım isme? Hangi kitap? O işaret sıfatıdır. Bir sonraki cümlede kitap ismi çıkarılmış ve üstelik o sözcüğüne ismin ayrılma hali ekiden eki getirilmiş bakın ondan diyor. Artık ne olmuş? Ondan sözcüğü işaret sıfatı değil işaret zamiridir çocuklar. Benzer bir örnek. Öteki arabayı temizler misin cümlesinde araba isim. Araba isminin önüne gelen öteki sözcüğü sıfattır. Sorusuyla da anlayabiliriz. Hangi sorusunu soralım? Hangi arabayı? Öteki. Öteki işaret sıfatıdır. Bir sonraki cümlede araba ismi çıkmış cümleden. Ve üstelik öteki sözcüğüne isim çekim ekleri getirilmiş. Yani ötekini sözcüğü artık işaret sıfatı değil, işaret zamiridir. Bir kelimenin sıfat olabilmesi için bakın şu iki kuralı kesinlikle unutmayın. Birincisi isimlerden önce gelmesi gerekir. Mutlaka bir sözcüğün sıfat olabilmesi için. İkincisi çekim eki almaması gerekir. Bunu unutmayın çocuklar. Şimdi bir sorumuz var sırada. Sorumuz şöyle. Öteki sözcüğünün çeşidi hangi cümlede diğerlerinden farklıdır? Bu ayakkabı pahalı, öteki daha ucuz. Bakın burada öteki ayakkabı daha ucuz deseydi öteki işaret sıfatı olurdu. Ama ne olmuş? Cümledeki isim çıkmış. Burada öteki sözcüğü işaret zamiridir. Ve öteki mağazada bu kadar çeşit yok. B seçeneğinde mağaza isim, ismin önüne gelen öteki. Bakın hangi mağaza? Öteki. Şeklinde cevap veriyoruz. Öteki sözcüğü işaret sıfatıdır. C'de bu eve göre öteki daha kullanışlı. Cümle şöyle olsaydı, bu eve göre öteki ev daha kullanışlı deseydi burada öteki işaret sıfatı olurdu. Ama burada işaret zamiri durumunda son örneğimize bakalım. Öteki gayet güzel olmuş. Mesela öteki ne olsun? Öteki çalışma daha güzel olmuş deseydi işaret sıfatı olurdu. Ama burada bir isimden önce gelmediği için işaret zamiridir. Buna göre işaret sıfatı olan tek seçenek B seçeneğidir çocuklar. A'daki öteki işaret zamiri, C'deki öteki sözcüğü işaret zamiri, D'deki öteki sözcüğü işaret zamiri ama B seçeneğindeki öteki sözcüğü işaret sıfatıdır. Belirtme sıfatlarının ikincisi sayı sıfatları. İsimlerin önüne gelerek varlıkların sayısını belirten sıfatlardır. Kendi içinde dörde ayrılıyor. Asıl sayı sıfatları, kesir sayı sıfatları, sıra sayı sıfatları ve üleştirme sayı sıfatları olarak. Birincisi asıl sayı sıfatları. Önüne geldikleri isimlerin belirttiği varlıkların net, kesin sayılarını belirten sıfatlardır. Ve isimlere sorulan kaç sorusu ile bulunur? 67 okul gezdik. Okul isim. İsme kaç sorusunu soruyoruz? Kaç okul? 67 cevabını aldığımız için 67 çocuklar asıl sayı sıfatıdır. 10 kişi toplantıya katıldı. Kişi isim kaç kişi diye soruyoruz kişi ismine. 10 cevabını alıyoruz. 10 asıl sayı sıfatıdır. Ülkemizde 80 milyon insan yaşıyor. İnsan isim kaç sorusunu soralım isme. Kaç insan? 80 milyon asıl sayı sıfatıdır. Sayı sıfatlarının ikinci türü sıra sayı sıfatları. İsimlerin önüne gelerek varlıkların sırasını bildiren sıfatlardır. Ve isimlere sorulan kaçıncı sorusuyla bulduğumuz sıfatlardır bunlar. Sıra sayı sıfatlarında sayı isimlerine ıncı, inci, uncu, üncü eklerinden uygun olanının getirilmesi gerekir. Ve bu türde bir sözcük bir isimden önce geldiğinde sıra sayı sıfatı olur. 8. sınıfa gidiyorum cümlesinde. Sınıf isim.
İsme kaçıncı sorusunu soruyoruz? Kaçıncı sınıf? Sekizinci. Sekizinci sıra sayı sıfatıdır. Zaten görüyorsunuz 8 sözcüğüne ince eki gelmiştir. Güller 5. katta oturuyor. Kat isim. İsme kaçıncı sorusunu soralım. Kaçıncı katta? 5. sıra sayı sıfatıdır. 5 sözcüğü ince eki almıştır gördüğünüz gibi. Sayı sıfatlarının üçüncüsü kesir sayı sıfatları. İsimlerin önüne gelerek varlıkların kesir cinsinden sayılarını ya da değerlerini bildiren sıfatlardır. İsimlere sorulan kaçta kaç sorusu kesir sayı sıfatlarını buldurur bize. Maaşlara %50 zam yapacak. Zam isim kaçta kaç sorusunu soralım isime. Kaçta kaç zam? %50 cevabını alıyoruz. Bakın %50 zaten kesirli bir ifade. İsmin de önüne geldiği için kesir sayı sıfatıdır. Yarım ekmek köfte yedim. Ekmek isim kaçta kaç sorusunu soralım. Kaçta kaç ekmek? Yarım. Yarım kesirli bir ifadedir biliyorsunuz. %50 anlamına gelir. O yüzden yarım sözcüğü de kesir sayı sıfatıdır. Çeyrek asırdır bu topraklarda yaşar. Asır isim yüzyıl anlamında yani. Kaçta kaç asır diye soralım. Çeyrek cevabını alıyoruz. Çeyrek zaten 4'te 1 ya da %25 anlamına gelen bir kesir sayı sıfatıdır. Bu yüzden çeyrek kesir sayı sıfatıdır. Mirastan %25 pay almış. Pay isim. İsme kaçta kaç sorusunu soruyoruz. Kaçta kaç pay? %25 kesir sayı sıfatıdır. Sayı sıfatlarının dördüncüsü üleştirme sayı sıfatları. İsimlerin önüne gelerek varlıkların kaçar kaçar paylaşıldığını belirten sıfatlardır. Ve isimlere sorduğumuz kaçar sorusunun yardımıyla buluruz bu tür sıfatları. Üleştirme sayı sıfatlarında sayı sözcüklerine ar, er eklerinden uygun olanın getirilmesi gerekir. İkişer soru cevaplayacaksınız cümlesinde. Soru isim, isme kaçar sorusunu soruyoruz. Kaçar soru ikişer gördüğünüz gibi üleştirme sayı sıfatıdır. Konuşmacılar 10'ar dakika konuşacaklar cümlesinde. Dakika isim, kaçar sorusunu soruyoruz isme. Kaçar dakika 10'ar, bakın ar eki almış zaten görüyoruz. Üleştirme eki diyoruz buna. Üleştirme sayı sıfatıdır. Birer gün arayla maç yapacağız. Gün isim, kaçar gün diye soruyoruz. Kaçar gün birer üleştirme sayı sıfatıdır. Bir sözcüğü er üleştirme eki almıştır. Şimdi bir sorumuz var bununla ilgili. Sorumuz şöyle. Aşağıdaki altı çizim kelimelerden hangisi sıra sayı sıfatıdır? A. Kaçıncı ev? B. Üçüncü oldum? C. Dördüncü soru? D. Bir gün. Şimdi sıra sayı sıfatı olması için biliyorsunuz bir sayı sözcüğüne ıncı, inci, uncu, üncü eklerinden uygun olanının gelmesi gerekiyor. Bir de bu sözcüğün bir isimden önce gelmesi gerekiyor. Buna göre doğru cevap C seçeneğidir çocuklar. Çünkü soru isim. Kaçıncı sorusunu soruyoruz isme? Kaçıncı soru? Dördüncü cevabını aldığımıza göre demek ki dördüncü sıra sayı sıfatıdır. Burada çeldirici bir seçenek var. B seçeneğinden kafamız karışabilir. Burada da çünkü 3 sayı kelimesine önce eki gelmiş. Fakat üçüncü sözcüğü dikkat ediniz bakın. Bir isimden önce değil bir fiilden önce gelmiş. Çünkü olmak sözcüğü bakın master ekiyle ifade edebiliyoruz. Olmak sözcüğü fiildir. Bu nedenle üçüncü sözcüğü sıfat değildir çocuklar. Doğru cevap C seçeneğidir. Belirtme sıfatlarının üçüncüsü belgisi sıfatlar. İsimlerin önüne gelerek varlıkların özelliklerini ya da sayılarını, miktarlarını belli belirsiz yani kesin olarak belirtmeyen sıfatlardır. Çocuklar belgisi sıfatları bulduran bir soru da yoktur. Ama bulması gayet kolay. Birkaç, birçok, bir takım, her, bir, biraz, fazla, hiçbir, herhangi bir, bazı, az, çok ve benzeri sözcükler belge sıfat olarak kullanılabilir. Örneklerimizi inceleyelim. Bazı olayları aklım bir türlü almıyor. Olay sözcüğü isimdir. Olay. Hemen bakın önüne gelen bazı sözcüğü belge sıfattır. Çünkü bakın bu bazı sözcüğünden hangi olaylar olduğu, kaç olay olduğu konusunda bir bilgi verilmiyor bize. Bir anlamca bir netlik yok. O yüzden bazı sözcüğü belgesiz sıfattır. Birkaç kişi tarafından yakalandı. Kişi isim, ismin önüne gelen birkaç sözcüğü belgesiz sıfattır. Çünkü kişilerin kimler olduğu ve kaç kişi oldukları belli değildir bu birkaç sözcüğünde. Bu nedenle birkaç sözcüğü belgesiz sıfattır.
Sınava az öğrenci katıldı. Öğrenci isim, öğrenci isminin önüne gelen az sözcü belki sıfattır. Çünkü kaç öğrenci olduğu belli değildir. Yine belirsiz bir ifade vardır. Bu nedenle belgisiz sıfattır. Her konuda yardım alabilirim. Konu isim, her konu diyor ama bunların hangi konular oldukları ve kaç konu olduğu belli değil. Yine her sözcü belgisiz sıfattır. Herhangi bir söz beni etkilemez cümlesinde söz isminden önce gelen herhangi bir sözcüğü de belgisiz sıfattır. Hiçbir zaman bana karışmadı cümlesinde ise zaman isminden önce gelen hiçbir sözcüğü belgisiz sıfattır çocuklar. Şimdi bir notumuz var burada. Belgisiz sıfatlar belgisiz zamirlerle karıştırılabilir. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Sıfat olması için bir sözcüğün bütün sıfat türleri için geçerli bakın bu. Mutlaka bir isimden önce gelmesi gerekiyordu ve çekim eki almaması gerekiyordu. Aynı kural belgisiz sıfatlar için de geçerli elbette. Birkaç kişi yanıma geldi ve bana para verdi cümlesinde kişi isim, kişi ismin önüne gelen birkaç sözcüğü belgisiz sıfattır. Çünkü isimden önce gelmiştir. Ama bir sonraki cümlede birkaçı yanıma geldi ve bana para verdi cümlesinde. Bakın bir önceki cümledeki kişi ismi cümlede artık yok. Üstelik birkaç sözcüğüne bir de isim çekim eki, isim çekim eki getirilmiş. Ne olmuş? Birkaç sözcüğü artık bu cümlede belgesiz zamir durumuna gelmiştir. Bazı insanlar çok iyimser oluyor. İnsanlar isimden önce gelen bazı sözcüğü belgesiz sıfattır. Bazıları çok iyimser oluyor cümlesinde ise artık insanlar ismi yok. Ve bazı sözcüğüne isim çekim ekleri getirilmiş, yani bazıları sözcü belgisiz zamir olmuştur. Şu iki kuralımızı hiç unutmayacağız. Bir kelimenin sıfat olabilmesi için bir isimlerden önce gelmesi gerekir, iki çekim eki almaması gerekir. Şimdi bir sorumuz var. Sorumuz şöyle, aşağıdaki tamlamalarda bulunan sıfatlardan hangisinin türü farklıdır? Soğuk kış, kış isim, soğuk niteleme sıfatı. Çünkü nasıl sorusuyla bulduk. Nasıl kış, soğuk niteleme sıfatı. Tatlı üzüm, üzüm isim, nasıl üzüm, tatlı üzüm, tatlı niteleme sıfatı. Yumuşak ekmek, ekmek isim, nasıl ekmek, yumuşak niteleme sıfatı. Biraz peynir, peynir isim. Burada biraz, bakın çocuklar, net anlamı olmayan bir ifade var burada biraz. Ne kadar olduğu belli değil, miktar belli değil. Bu nedenle biraz sözcü belgisiz sıfattır. Belgi sıfatları bulduran bir soru yoktur. Doğru cevap D seçeneği olacak. Belirtme sıfatlarının dördüncüsü soru sıfatları çocuklar. İsimlerin önüne gelerek onları soru yoluyla belirten sıfatlardır soru sıfatları. Bir soru sözcüğünün eğer cevabı sıfatsa o soru sözcüğü zaten soru sıfatıdır. Kaçıncı soruyu yapamadın cümlesinde bakın soru isminin önüne gelen kaçıncı sözcüğü soru sıfatıdır. Ha, biz buna nasıl cevap verebiliriz? Mesela 5. soru diye cevap verebiliriz. Yani kaçıncı soru sıfatına bir sıra sayı sıfatıyla cevap verebiliriz. Demek ki kaçıncı sözcü soru sıfatıdır. Elbiseleri hangi adam getirdi cümlesinde? Adam isim, ismin önüne gelen hangi soru sözcüğü soru sıfatıdır? Buna bir işaret sıfatıyla cevap verebiliriz. Mesela şu adam, bu adam diyebiliriz örneğin. Şu adam dersek şu işaret sıfatıdır. Yani soru sıfatına bir sıfatla cevap veriyoruz yine. Nasıl hediye alacaksın? Hediye adının önüne gelen nasıl soru sözcüğü bir soru sıfatıdır. Biz buna güzel hediye, pahalı hediye gibi cevaplar verebiliriz. Yani bir niteleme sıfatıyla cevap verebiliriz. Hangi öğrenciler daha çok çalışır? Öğrenciler adının önüne gelen hangi sözcüğü soru sıfatıdır? Biz buna bazı öğrenciler deyip bir belgisiz sıfatla, çalışkan öğrenciler deyip bir niteleme sıfatıyla cevap verebiliriz. Yani soru sıfatlarının cevabı yine sıfattır çocuklar. Soru sıfatları başka soru sözcükleriyle karıştırılabilir. Bu biraz karışık bir konu. Çok dikkat etmemiz gerekiyor buna. Örneklere bakalım. Hangi kalemi alacaksın? Bakın kalem ismi olduğu için ve hangi soru sözcüğü ismi belirttiği için soru yoluyla soru sıfatıdır. Burada sorun yok.
Hangisini alacaksın dediğimiz vakit, bakın cümledeki kalem ismi çıkmış cümleden ve üstelik hangi soru sözcüğüne bazı çekimekleri getirilmiş, isim çekimekleri getirilmiş. Yani ne olmuş artık? Soru zamiri olmuş. Bu arada aslında biraz ezbere bilmemiz gereken bazı soru kalıpları var. Niçin, neden, ne diye, ne zaman soru sözcükleri çocuklar cümlede her zaman soru zarfıdır. Zarflar konusunu önümüzdeki yıl öğreneceğiz sizinle ama şimdiden aklınıza tutabilirsiniz bunları. Niçin, neden, ne diye, ne zaman soru sözcükleri her zaman cümlede soru zarfıdır. Kim, kimi, kime, kimde, kimden, kimin ya da ne, neyi, neye, ne de, neden, nereyi, nereyi, nerede, nereden, nerenin gibi soru sözcükleri de her zaman soru zamirleridir. Bunları ezbere bilmekte fayda var. Cümlelerimizi inceleyelim. Nasıl bir iş arıyorsun? İş isim. Nasıl sözcüğü de iş ismini soru yoluyla belirttiği için soru sıfatı. Buraya nasıl geldin cümlesinde ise bakın artık nasıl sözcüğün arkasından bir isim değil bir fiil gelmiş. Fiilin önüne gelen nasıl sözcüğü ve fiilin anlamını niteleyen nasıl sözcüğü soru zarfıdır çocuklar. Okuduğu kitap nasılmış cümlesinde ise bakın nasıl sözcüğü isim çekimeki almış. Ek eylem diyoruz aslında bunu ama isim çekimeki olarak düşünelim biz şimdilik ek eylemi öğrenmedik daha. İsim çekimeki aldığı için nasıl sözcüğü burada ise soru zamiri durumundadır. Pazardan ne aldın? Burada ne dedim az önce? Ne sözcüğü soru zamiridir. Zaten buna bir isimle cevap verebiliriz. Mesela elma aldım diye bir isimle cevap verebiliriz. Bir soru sözcüğüne isimle cevap verebiliyorsak o soru sözcüğü soru zamiridir. Ne bakıyorsun tuhaf tuhaf? Bakın ne soru sözcüğü bakmak fiilinden önce geldiği için burada soru zarfıdır. Baban ne gün gelecek? Gün sözcüğü isimdir. İsimden önce gelen ne soru sözcüğü ise soru sıfatıdır. Saat kaça geldi? Bu cümlede kaç soru sözcüğüne bakın isim çekimeki gelmiş. İsim çekimeki geldiği için soru zamiridir. Kaç kitap aldın cümlesinde ise kitap isminin önüne geldiği için kaç sözcüğü soru sıfatıdır. Sorumuz şöyle. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru bir sıfatla sağlanmıştır? Yani cümledeki soru anlamı bir sıfatla sağlanmıştır. A. Ödevini yapmayı nasıl unutursun? Nasıl soru sözcüğünü gördük ama unutmak fiilin anlamını belirtiyor. Bu nedenle soru zarfıdır. B. Kütüphaneden hangi kitapları aldınız? Hangi soru sözcüğüyle cümlede soru anlamı sağlanmış? Dikkat edin hangi soru sözcüğü kitaplar isminden önce geldiği için burada soru sıfatıdır. C. Kimler benimle top oynamaya gelecek? Kim, kimi, kime, kimde, kimde, kimler soru sözcükleri her zaman soru zamiridir. Bunu az önce söylemiştim. Kimler soru zamiridir? De gecenin bu saatinde nereye gidiyor? Nereye? Az önce söyledim. Nere, nereye, nerede, nerenin gibi soru sözcükleri her zaman soru zamiridir. Bu da olamaz. Bize neyi soruyordu? Hangisinde cümlede soru anlamı bir sıfatla sağlanmıştır? Tabii ki B seçeneğinde olacak. Hangi kitapları diyor bakın. Kitap adının önüne gelen hangi soru sözcüğü soru sıfatıdır. Bir diğer konumuz sıfatlarla ilgili bir diğer konumuz sıfatlarda küçültme çocuklar. Sıfatlarda küçültme sıfatın anlamını küçültmek ya da daraltmak demektir ve sadece niteleme sıfatlarında olur. Yani işaret, sayı, soru, belgisi sıfatlarında olmaz küçültme anlamı. Sadece niteleme sıfatlarında olur ve bu küçültme anlamını veren bazı ekler var. Bunlar C, C, İmsi, İmtirak ekleri. Örneklerimizi inceleyelim. Ufacık çocuktan ne istiyorsun? Çocuk isminden önce gelen ufacık sözcüğü niteleme sıfatı zaten. Bunu artık biliyoruz. Nasıl çocuk? Ufacık diye cevap veriyoruz. Çünkü nasıl sorusunun cevabı niteleme sıfatı biliyorsunuz. Bakın ufacık burada cık eki aldığı için ufak sözcüğü cık eki aldığı için anlamında bir küçültme yapılmış. Büyükçe bir evde oturuyor. Ev isim. Nasıl ev? Büyükçe. Büyükçe niteleme sıfatı. Büyük sıfatına bakın ç eki getirildiği için bu bir anlamca küçültülmüş sıfattır. Evet tür olarak niteleme sıfatıdır ama anlamında küçültme yapılmıştır. Yeşilimsi gömleğiyle herkesin dikkatini çekti. Gömlek isim. Nasıl gömlek? Yeşilimsi. Yeşilimsi niteleme sıfatı. Yeşil sözcüğü, yeşil sıfatı imsi eki aldığı için anlamında bir daralma, küçülme yapılmıştır.
Sarımtırak bir kazak almış. Kazak isim, nasıl kazak? Sarımtırak. Sarı sözcüğü ımtırak eki aldığı için anlamında bir daralma meydana gelmiştir. Sıfatlarda pekiştirme. Yine sıfatlarla ilgili bir diğer konu. Yine niteleme sıfatlarında oluyor sıfatlarda pekiştirme. Niteleme sıfatlarının anlamını güçlendirmek, kuvvetlendirmek demek çocuklar pekiştirme. Bunu da bazı yöntemlerle yapıyoruz. Birinci yöntem MPRS ünsüzlerini kullanmak. Yani niteleme sıfatının ilk hecesini alıyoruz. Sonra hangisi uygunsa, yani MPRS ünsüzlerinden hangisi uygunsa onu koyuyoruz. Kelimenin devamını yazıyoruz. Böylelikle pekiştirilmiş sıfat haline getiriyoruz. Mesela beyaz elbise. Elbise ise nasıl elbise? Beyaz niteleme sıfatı. Biz bu beyazı bembeyaz dediğimiz zaman niteleme sıfatı yapmış oluyoruz. Aynı zamanda anlamını pekiştiriyoruz. Temiz ev. Ev isim. Nasıl ev? Temiz niteleme sıfatı. Biz temize tertemiz dersek sıfatın anlamını pekiştirmiş oluyoruz. Sarı limonlar. Limonlar isim. Nasıl limonlar? Sarı niteleme sıfatı. Sapsarı limonlar dediğimiz zaman sapsarı artık anlamca pekiştirilmiş bir sıfat oluyor. İkinci yöntem, yani sıfatların anlamını pekiştirmenin ikinci yöntemi ikileme yapmak. Yani niteleme sıfatını iki kez arka arkaya kullanmak. Temiz çamaşırlar demek yerine temiz temiz çamaşırlar demek yine sıfatın anlamını pekiştiriyor. Çamaşırlar isim, nasıl çamaşırlar? Temiz temiz, tür olarak niteleme sıfatı, anlamca pekiştirilmiş niteleme sıfatı. Yalan yanlış sözler, sözler isim, nasıl sözler? Yalan yanlış, yine ikileme şeklinde yapılmış bakın. Yeşil yeşil gözler, gözler isim, nasıl gözler? Yeşil yeşil, niteleme sıfatı, ikileme şeklinde yapılmış. Laflar isim, nasıl laflar? Doğru dürüst laflar, yine anlamca pekiştirilmiş niteleme sıfatları. Üçüncü yöntem, niteleme sözcüklerin arasına mi soru edatını getirmek. Yani güzel konak demek yerine güzel mi güzel konak demek. Konak isim, nasıl konak? Güzel mi güzel, niteleme sıfatı, anlamca pekiştirilmiş bir niteleme sıfatıdır. Akıllı mı akıllı öğrenciler? Öğrenciler isim, nasıl öğrenciler? Akıllı mı akıllı? Akıllı mı akıllı, niteleme sıfatı, anlamca pekiştirilmiş bir niteleme sıfatıdır. Burada sıfatlar konusunda çok dikkat etmemiz gereken bir husus daha var çocuklar. Bu da bir sözcüğü. Bir sözcüğü asıl sayı sıfatı da olabilir, belgisi sıfat da olabilir cümlede. Şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer bir ismin önüne gelerek varlığın net sayısını belirtiyorsa asıl sayı sıfatı, bir ismin önüne gelerek o varlığı belli belirsiz ifade ediyorsa belgesi sıfattır. Örneklerimizi inceleyelim. Seninle bir yerde karşılaşırız. Yer isim, evet ismin önüne gelmiş bir sözcüğü ama burada yerin sayısını belirtmiyor. Herhangi bir anlamında söylüyor. Herhangi bir anlamında kullanıldığı zaman bir sözcüğü belgisiz sıfattır. Burada herhangi bir yerde demek istediği için bir sözcüğü belgisiz sıfattır. Bakkaldan bir ekmek alıp gel. Ekmek isim, bir ekmek diyor. Bakın burada gerçekten sayı anlamı var. Sayı anlamı olduğu için bir sözcüğü asıl sayı sıfatıdır. Sorumuz şöyle. Aşağıdaki tamlamaların hangisinde pekiştirme sıfatı yoktur? İpince kalem, sapsarı ayva, tertemiz gömlek, yeşilimsi gömlek. Çocuklar, MPRS harfleriyle sıfatlar anlamca pekiştiriliyordu. Hatırlayın. İnce demek yerine ipince demek sıfatın anlamını pekiştirmek demek. Sarı demek yerine sapsarı demek sıfatın anlamını pekiştirmek. Temiz yerine tertemiz demek sıfatın anlamını pekiştirmek. Ama yeşilimsi gömlek dediğimiz zaman hatırlayalım. İmsi eki sıfatın anlamını küçültüyor ya da daraltıyordu. Burada doğru cevap D seçeneği olacak. Çünkü yeşilimsi sözcüğü küçültme sıfatıdır çocuklar. Son konumuz sıfat tamlamaları. Sıfatların isimlerin önüne gelerek onlarla oluşturdukları söz öbeklerine sıfat tamlaması diyoruz. Hatırlayalım, önemli bir kural vardı. Bir sözcüğün sıfat olabilmesi için her zaman bir isimden önce gelmesi gerekiyordu. Bu durumda sıfat ve arkasından gelen isim bir sıfat tamlaması oluşturuyor. Bu tamlamada sıfat her zaman tamlayan, isim ise tamlanan durumundadır. Kırmızı elbise bir sıfat tamlamasıdır.
kırmızı niteleme sıfatı tamlayan elbise isim tamlanandır. Birkaç öğrenci. Öğrenci isim birkaç belgisiz sıfat. Belgisiz sıfat tamlayan görevinde, öğrenci isim de tamlanan görevindedir. Birkaç öğrenci sıfat tamlamasıdır. O araba bir sıfat tamlamasıdır. O işaret sıfatıdır, tamlayan görevindedir. Araba isimdir, tamlanan görevindedir. Herhangi bir sıfat türüyle sıfat tamlaması kurulabilir çocuklar. Hangi sıfat türü olursa olsun. Burada önemli bir notumuz var yine. Sıfat tamlamalarında tamlayan ya da tamlanan birden fazla sözcükten oluşabilir. Yani tamlayan bir tane ya da tamlanan bir tane olacak diye kural yok. Örneğimizi inceleyelim. Kalın bir kitap diyor bakın örneğimizde. Kalın bir kitap sıfat tamlaması. Kalın niteleme sıfatı. Çünkü kitap ismine nasıl sorusunu sorarak buluyoruz. Nasıl kitap? Kalın niteleme sıfatı. Tamlayan bir yine sıfat çocuklar. Burada herhangi bir anlamında olduğu için belgisiz sıfattır. Tamlayan kitap ise isimdir. Tamlanan görevindedir. Eski evler, dükkanlar sıfat tamlamasıdır. Eski niteleme sıfatı, evler isim, dükkanlar isim. Bu durumda ne oldu? Bir tamlayan, iki tamlanan var. Bir önceki cümlede iki tamlayan, bir tamlanan vardı. Bunda ise bir tamlayan, iki tane tamlanan var. Çocuklar, bugünkü dersimiz bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın çocuklar.